Ankara'da sürpriz bir randevu gerçekleşti. Yaklaşık bir ay sonra Cumhur İttifakı'nın iki kurucu lideri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Yaklaşık 50 dakika baş başa görüştüler. Görüşmede yerel seçim çalışmaları ve yeni yasama yılı dahil pek çok konu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bir ay önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın bir aylık yoğun diplomasi trafiğinin ardından iki lider bir kez daha bir araya geldi. Bu kez adres Beştepe'ydi. Erdoğan, MHP liderini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 50 dakika süren görüşme devam ederken Cumhurbaşkanlığından işte bu görüntüler paylaşıldı. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı 2023 yılının 10. ikili görüşmesini gerçekleştirdi. Erdoğan ve Bahçeli iç ve dış siyasete ilişkin önemli konuları değerlendirdi. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde izlenecek yol haritası masadaydı. Seçimlerde nasıl bir ittifak yapılacağı konusu istişare edildi. Meclis 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Yeni dönemde önemli konular gündeme gelecek. Genel Kurul, yeni anayasa, 2024 yılı merkezi bütçe kanun teklifi, emekli maaşına zam ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke için mesai yapacak. İki liderin meclis gündemine gelecek bu konuları ele aldığı belirtildi. Ve deprem bölgesindeki son durum. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde bölgede yapılan kalıcı konutlar ve konteyner kentler, depremzede vatandaşların ihtiyaçları ve bölgede bundan sonra atılacak adımlar da ele alındı. Beştepe'deki bu sürpriz randevunun şifrelerini tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı ile çözmeye çalışacağız. Hoş geldin Hacı yayınımıza. Hoş bulduk Ece Öner, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabahki resmi programında olmayan bir görüşmeydi. Bir anda duyuruldu ve iki isim Beştepe'de buluştu. Görüşmenin zamanlamasını önce bir değerlendirelim. Özel bir nedeni var mıydı? Ece Öner, aslında Cumhurbaşkanı'nın senin de belirttiğin gibi günlük programında olmaması sebebiyle sürpriz görüşme olarak nitelendirildi ama bu sene içerisinde 9 ayda 10. görüşme gerçekleşti. Aslında bu görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli arasındaki rutin görüşme. Aslında biz buna Ankara'daki gazeteciler olarak rutin görüşme olarak görüyoruz. Aslında bir sürpriz yok. Çünkü en son görüşmede 29 Ağustos Salı günü yapılmıştı. Devlet Bahçeli ile görüşmeler Beştepe Çankaya'daki Sayın Bahçeli'nin evinde yapılıyor. Cumhurbaşkanı ile görüşmeler de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor. Dikkat edersen partilerde değil, buralarda görüşmeler yapılıyor. Şimdi siz Ankara'daki gazeteci... Bir görüşme bir saat sürmüştü, bu 45 dakika. 45 dakika sürdü. Şimdi evet. Siz Ankara'daki gazeteciler olarak bir rutin görüşme olarak değerlendiriyorsunuz. Biz İstanbul'daki gazeteciler olarak her şeyde bir bit yeni arıyoruz. Dolayısıyla şimdi senin de geçen gün bu ekranlarda dile getirdiğin bir mesele var. Tabii Sayın Bahçeli'nin attığı sosyal medya hesabından attığı tweet, onunla ilişkilendirenler olduğu, acaba o da konuşuluyor mu gibi. Senin o konuya dair de, yani bunu niye yaptı Sayın Bahçeli bu çıkışı, buna dair de söylediklerin vardı bu ekranda. Belki tabii geçtiğimiz günle beraber üstüne yeni bir şey de eklemişsindir konuştuğun kaynaklarınla, onlardan aldığın geri bildirimle. Ne dersin Hacı? Tabii ki zaten TV100'e özel yerel seçimlerle ilgili son bilgiyi de ana haber bültenine özel olarak vereceğim. Ben her iki tarafla da AK Parti ve MHP'deki kaynaklarımla görüştüm. Süleyman Soylu ile ilgili mevzu şöyle gelişti Ece Öner. Önce Sayın Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı operasyonlar oldu. Suç örgütlerine dönük. Bu özellikle CHP ve İYİ Parti tandanslı medya tarafından Süleyman Soylu'ya karşı operasyonlar diye yansıtılmaya başlandı. Hal böyle olunca da Sayın Devlet Bahçeli bu açıklamayı yapma gereği duydu. Çünkü bu operasyonlar Süleyman Soylu'ya karşı değil diye aslında bu onun ilanıdır. Hatta bugün ben şimdi programa çıkmadan hemen kaynakları taradım. Yine aynı medya grupları Soylu zirvesi demişler bu zirve için mesela. Oysa bu zirvede Süleyman Soylu konuşulmadı. Yani Süleyman Soylu'yla ilgili bir şey konuşulmadı. Sayın Bahçeli'nin özellikle şifre şu Ece Öner. MHP vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Süleyman Soylu'nun arkasındadır diyor. Sayın Bahçeli özellikle zaten
Cumhur İttifakı'nın ana omurgası FETÖ ve PKK ile mücadele. Devletin bekası denilen mücadele. O yüzden terörle mücadele yapması Süleyman Soylu'nun, uyuşturucuyla mücadelesi, PKK-FETÖ mücadelesi ve elebaşlarına listelerde ilk kez Soylu döneminde ağırlıklı yer verilmesi. Bütün bunlar aslında devletin bekası noktasında MHP'nin de hedefleri ve bu ortamda da Süleyman Soylu ortada duruyor. Devlet Bahçeli'nin itirazı sanki şimdiki operasyonlar Sayın Soylu'ya yapılmış gibi lanse edildiği için buna karşı bir itiraz olarak geliştirildi. Yoksa Sayın Süleyman Soylu şu anda zaten AK Parti'nin milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın da hakikaten başarılı bir bakan olarak gözüküyor Ece Ünlü. Ama bu toplantıda kesinlikle konuşulmamış başlıklardan biri olmamış. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle evet, teyidini de aldık. Bu toplantıda konuşulan bir başlık değil. Yani bu bir Soylu zirvesi değil. Kaldı ki iki lider de Süleyman Soylu'ya değer veriyorlar. Bahçeli'nin özellikle PKK ve FETÖ ile mücadelede ki Süleyman Soylu'nun tavrından dolayı bir ahde vefa olarak bu açıklamayı yaptığını da biliyoruz. Bir de Hande Fırat'ın bugün çok dikkat çeken bir yazısı vardı. O yazıda MHP'li kurmayların söylediklerini kaleme alıyor. Bahçeli'nin bu çıkışının ardında yatan gerçekleri özetliyor. Orada da veliaht tartışmalarına aslında bir son noktayı koyuyor. Belki senin kaynakların da ona dair bir cümle seninle paylaşmışlardır diye düşünüyorum. Teyit ettik Ece Öner. Yani Sayın Süleyman Soylu herhangi bir siyasi parti genel başkanının veliahtı değil. MHP'de de herhangi bir veliaht olarak gözükmüyor. AK Parti'de de bir veliaht olarak gözükmüyor. Süleyman Soylu terörle mücadelenin başarılı bir ismi olarak gözüküyor. Bir ek bilgi, geçmişten bir bilgi. Sayın Süleyman Soylu'ya ya parti kurup genel başkan mı olacaksınız ya da AK Parti'nin başına mı geçeceksiniz diye sorulduğunda benim siyasi hayatım Başkan Erdoğan'la birlikte son bulur sözünü kurmuştu. Aslında Soylu bu siyasi çekişmelerin bir yerinde değil. MHP'de zaten veliaht olarak değil, terörle mücadelenin bir başarılı bakan olarak gördüğü için arkasında duruyor ve durmaya da devam edeceğini söyleyebilirim. Hacı Yakışıklı, şimdi bu ana haberde senden alacağımız, ilk olarak da senden duyacağımız bilgiye gelelim. Yerel seçimlerle ilgili bu toplantı özelinde ne konuşulduğuna, hangi somut cümlelerin kurulduğuna senden dinleyelim. Evet, şimdi bu toplantının ana gündem maddesi yerel seçimlerdi. Evet, yeni anayasa konuşuldu. İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili meclise getirilecek bu konuşuldu. Zengözür geçidi konuşuldu. Hepsi bunların konuşuldu ama 45 dakika sürdü zaten görüşme. 45 dakikada aslında kısa bilgilendirme. Burada heyetlere gözler dönüyor. Yani AK Parti ve MHP'nin yerel seçim heyetlerine. Bir önceki 29 Ağustos'taki görüşmede şu vardı Ece Ünel. Orada yine en sıcak başlık yerel seçimdi ama şu bilgiyi aktarmıştık biz. Yetkili kurul oluşturulması gündeme gelmişti. Bir aylık süreç içerisinde yetkili kurulların oluşturulduğunu görüyoruz. Ve ilk kez burada açıklayacağımız bilgi şu, kesin ve net bir bilgi olarak iki taraftan da teyit alarak söylüyorum. AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki planları ve taslakları %100 tamamlanmış vaziyette. Şu anda hem AK Parti tarafı hem MHP tarafı yerel seçimle ilgili taslaklarını %100 firesiz hazırlamış durumdalar. Her iki partide de AK Parti'nin kongresinden sonra heyetlerin görüşme ihtimali ağır basıyor. Ama her iki tarafta şunu söylüyor. Liderler bize yarın görüşün, hatta bugün görüşün derlerse 5 dakika içerisinde bu taslakların çıktısını alıp görüşmeye başlayabiliriz. Her iki tarafında şu anda %100 taslakları ve planları, çıtaları hazır vaziyette ve görüşmeler tartışma şeklinde değil, istişare şeklinde yürüyecek. İstişareli bir şekilde yürüyecek. Özellikle Kırşehir örneği çok ön plana çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Kırşehir'de AK Parti ve MHP 2019'da ayrı ayrı aday göstermişti. AK Parti ve MHP %54 toplamda oy almasına rağmen CHP'nin adayı kazanmıştı. Ayrı aday gösterdikleri için. Burada böyle şehirlerde
AK Parti ve MHP ortak adayla seçime girebilir ve kazanacağı yerlerde bunu yapabilir. Ama Ece Üner, şunu da söyleyeyim, senin için sordum, tek tek sordum ama hangi şehirlerde nasıl bir taslak hazırlandığıyla ilgili ser verildi, sır verilmedi. Yani o hususta bir bilgi alamadık ama taslakların her iki tarafında taslağı kesinlikle ve net bir şekilde hazır. Heyetler aslında görüşmek istiyorlar. Fakat 7 Ekim sonrası AK Parti'nin kongresi bir geçsin, kongreden hemen sonra başlayabiliriz şeklinde söylüyorlar. Bu arada heyetler hazır. Heyetler açık bir bilgi olduğu için hatırlatmış olayım izleyicilere. MHP tarafında heyetlerde tabii isimler var ama heyetlerin bir de alt heyetleri, görüştükleri, taslak hazırlayanlar var. Ana aktörler MHP'de Sadır Durmaz ve Fethi Yıldız. Genel Başkan Yardımcıları her ikisi de. Fethi Yıldız hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. AK Parti tarafındaki heyette de Genel Başkan Vekili Efkan Ağda, seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz. Heyetler hazır, %100 taslaklar hazır. Eli kullandı Ece Üner. Belki de yarın biz ilk heyetlerin görüşmeye başladığını duyabiliriz. Ama en geç de 7 Ekim'den sonra düğmeye basılmış olacak.